Uyku apnesi sendromu olan hastalar uykuda fazlalıkla ne yaşadıklarını çok fazla bilmezler. Çünkü sonuçta uyku apnesi sendromu uyku sırasında ortaya çıkan bir şey. Daha çok hastaların yakınları hastaların neler yaşadığını bize gösterirler. Çok şiddetli horlarlar. Bu horlama böyle sıradan bir horlamadan öte, yan odalardan hatta komşulardan duyulacak şekilde arada solunum durmaları, yani sessizlik epizotlarıyla kesilmiş horlamadır. Bununla birlikte geceleri çok terlerler, sürekli yastıklarını, iç çamaşırlarını değiştirmek zorunda kalırlar. Çok hareket ederler, çok sık tuvalete giderler. Bu sık tuvalete gitme problemi genellikle prostat ya da diyabete bağlansa da, evet belki bizim hastalarımızda bu problemler biraz daha sık görülür ama geceliğin tuvalete gitmek, özellikle tuvalete gittiğinizde idrar miktarınızda bir artma hissediyorsanız ve diğer uyku apne sendromu belirtileriyle gece tuvalete gitmek birlikteyse, o zaman bunu prostattan ziyade uyku apnesinden olabileceğini akla getirmek lazım. Sabahleyin ağızları kurumuş olarak uyanırlar ve bütün gece tabii o aşırı solunum sürdürme çabası onların sabah yorgun kalkmasına sebep olur.